Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'alukan nasu anis saati kul inna ma ilmaha indallah ve ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Sadakallahu azim. Değerli arkadaşlarım. Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır. Allah tarafından bizlere yaşanması için, hayatımızda tatbik edilmesi için gönderilmiştir. Sadece mezarlıklarda ölülerimizin arkasından okunması veya raflarda unutulması için gönderilmemiştir değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız, araştıracağız, manasını, tefsirini öğreneceğiz ki hayatımızda uygulayabilelim. Okumadığımız, anlamadığımız, araştırmadığımız bir kitabı, bir dini nasıl yaşayabiliriz değerli kardeşlerim? Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in içerisinden hayatımıza rehber olacak ayeti kerimelerden birkaç tanesini inşallah anlatmak istiyorum. Ahzab suresi 63 ile 68. ayeti kerimelerin arasındaki mealleri şöyle sizlerle beraberce okuyalım inşallah değerli kardeşlerim. Rabbimiz buyuruyor, diyor ki İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin? Belki de kıyamet yakında gerçekleşecektir. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında müşrikler, kafirler Peygamber Efendimize sık sık kıyametin vaktini soruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile dalga geçmek maksadıyla kıyametin vaktini soruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun ilminin ancak Allah katında olduğunu onlara haber veriyor. Hatta bir defasında sahabe-i kiramdan birisi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o sahabe-i diyor ki o gün için kıyamet için ne hazırladın buyuruyor. Yani salih amelin, ibadetlerin, selim bir kalbin var mı diye soruyor o sahabe-i değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerime ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı bu olay bizlere şunu anlatıyor. Kıyametin vakti Allah katındadır. Ne zaman kopacağı bizler için önemli değildir. Vakti zamanı gelince zaten kıyamet gerçekleşecektir değerli kardeşlerim. Bizim için önemli olan kıyamete hazır olup olmadığımız. Zaten insan kendisi öldüğü zaman onun kıyameti kopmuyor mu değerli kardeşlerim? Siz öldüğünüz zaman zaten sizin kıyametiniz kopacak. Ondan dolayı kıyametin saatini araştırmaktansa kıyamet için ne hazırlık yaptık ona odaklanalım onu iyi bir şekilde hayatımıza rehber edinelim değerli kardeşlerim. Diğer ayeti kerime 64. ayeti kerime buyuruyor Rabbimiz diyor ki şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmeyen, Kur'an-ı Kerim'e iman etmeyen insanlara Allahü Teala lanet etmiştir buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Onlara da alevli bir ateş hazırlamıştır buyuruyor. Bizim en değerli varlığımız imanımız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman edeceğiz ve bunu hayatımızda da göstereceğiz değerli kardeşlerim. İman ettim demekle olmaz inandım demekle iş bitmez değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ı inkar etmiyoruz tamam ama nasıl kabul edeceğimizi de bilmiyoruz. İslam'ı inkar etmiyoruz. Kur'an'ın emirlerini inkar etmiyoruz ama değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in emirlerini nasıl kabul edeceğimizi de bilmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i kabul etmek demek onun içindeki emirleri hayatımızda uygulamak demektir. Allah'a iman etmek demek, Allahü Teala'nın emirlerini yaşamak demektir değerli kardeşlerim. İşte bizler Kur'an-ı Kerim'e iman ettiğimiz zaman en azından kıyamet günü kurtuluşumuz için, felahımız için, cennete girebilmemiz için, Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için bir ümit taşıyoruz değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e iman etmeyenler ebedi ateşte kalacaklardır. Nitekim 65. ayeti kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Diyor ki onlar orada ebedi kalacaklardır. Yani kafirler cehennemde ebedi olarak hiç çıkmadan kalacaklardır buyuruyor değerli kardeşlerim. Orada onlar hiçbir dost bulamazlar. Hiçbir yardımcı da bulamayacaklardır buyuruyor. Ve Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim. Yani onlar ateşe atıldıkları zaman onları ateşten kurtaracak hiçbir güç yoktur değerli kardeşlerim. İleriki ayeti kelimelerde Rabbimizin ne demek istediği bizler için biraz daha ayrıntılı olarak anlatılmıştır değerli kardeşlerim. Buyuruyor Rabbimiz diyor ki 66. ayeti kelimede yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün yüzlerinin diyor ateşte bir yandan bir yana vücutlarının yüzlerinin bir tarafı yanınca Allahü Teala diğer tarafı çevirecek. O taraf yanınca diğer tarafı çevirecek. Onlara orada sonsuz bir azap vardır demek istiyor Rabbimiz değerli kardeşlerim. O gün keşke diyecekler, keşke o Allah'a iman etmeyenler, o Kur'an'a iman etmeyenler, dünyadayken Allahü Teala'nın emirlerini hiçe sayanlar diyecekler ki, keşke Allah'a ve Resulüne dünyadayken itaat etseydik diyecekler. Bakın buradaki inceliği iyi kavrayalım. Sadece iman etseydik demeyecekler değerli kardeşlerim. İtaat etseydik diyecekler. Yani peygamberin bizlere Allah tarafından getirdiklerine uyusaydık, hayatımızda yaşasaydık diyecekler. Yani Allahü Teala'nın bizlere emrettiği Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki helallere, haramlara uysaydık diyecekler değerli kardeşlerim. Yani şunu anlıyoruz, sadece iman ettim demekle olmaz. Diyecekler ki keşke Allah'a itaat etseydik, yani Allah'ın emirlerini yaşasaydık. Keşke Resul'e itaat etseydik, yani Peygamber'in emirlerini, tavsiyelerini yerine getirseydik. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uysaydık, namazımızı kılsaydık, ibadetimizi yapsaydık diyecekler. Ama o gün iş işten geçmiş olacaktır değerli kardeşlerim. 67. ayeti kerime, bakın dehşete düşüren ayeti kerimeler. 67. ve 68. ayeti kerimelere çok dikkatli bir şekilde kulak verelim değerli kardeşlerim. Yine onlar şöyle diyecekler. Cehenneme atılanlar, kafirler, Allah'ın emirlerine kulak vermeyenler, Allah'a itaat etmeyip de başkalarına itaat edenler, Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmeyip de başkalarına itaat edenler, reislerine itaat edenler, ondan sonra sadatlarına itaat edenler, ondan sonra liderlerine itaat edenler, Allahü Teala'nın yolundan kendilerini alıkoyan ne varsa onlara itaat edenler diyecekler ki Ey Rabbimiz biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik ve bizi onlar yoldan saptırdılar. Önderlerimize, reislerimize, büyüklerimize, şıhımıza, şeyhimize bakın yanlış anlaşılmasın her şey insanı yanlış yola götürmez. Şeyh demek zaten insanı doğru yola ulaştıran demek. Ama şeyhiniz sizi Kur'an'dan uzaklaştırıyorsa o sizi Allah'tan uzaklaştırıyor demektir. Şeyhiniz sizi Kur'an'a eğer tabi olarak bir hayat yaşamanızı tavsiye etmiyorsa, şeyhiniz size namazı, cami ibadeti tavsiye etmiyorsa o zaman doğru yolda değilsiniz demektir değerli kardeşlerim. Yani işi sadece şeyhe bağlamayalım. Önünde önünden arkasından yürüdüğünüz liderleriniz, efendileriniz, komutanlarınız, müdürleriniz ve en dikkat çekici olarak anneniz, babanız. Anneniz, babanız eğer sizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa onlara itaat yok değerli kardeşlerim. Büyükleriniz sizi Allah'a itaatten uzaklaştırıyorsa onlar sizi cehenneme sürüklüyor demektir onlara itaat etmeyeceksiniz. Yarın yevme kıyamette onları Allahü Teala'nın huzuruna geldiğinizde şikayet edeceksiniz yoksa diyeceksiniz ki Allahü Teala'nın huzuruna çıktığınız zaman Allah'ım ben işte bu müdüre itaat ettim. Ben bu parti başkanına itaat ettim. Ondan sonra ben bu şeyhe itaat ettim. Ben bu reise itaat ettim. Ben bu başkana itaat ettim. Ben anneme babama itaat ettim. Onlar da beni senin doğru yolundan uzaklaştırdılar diye Allah'a şikayet edeceksiniz. Ama Allah da diyecek ki o gün senin iraden neredeydi? Sen onları şikayet edeceğine doğru yolu sana anlatan yüzlerce, binlerce imam, ondan sonra şeyh, öğretmen, hoca, hafız, müftü onlar varken niye seni doğru yoldan uzaklaştıran insanların peşine takıldın. Çünkü nefsine kolay geliyordu değil mi? Çünkü nefsine güzel geliyordu. Ondan dolayı onların peşine takıldın. Halbuki eğer araştırsaydın, Kur'an-ı Kerim'i öğrenseydin, Kur'an-ı Kerim'i okusaydın, Allahü Teala'nın emirlerini hakkıyla, layıkıyla yaşamak için gayret gösterseydin, o zaman kimse seni doğru yoldan uzaklaştıramazdı. Senin işine geldi onların peşine takılmak senin nefsine güzel göründü onların peşine takılmak. Arkadaşların seni doğru yoldan uzaklaştırdığı zaman, meyhaneye götürdüğü zaman, arkadaşların seni kahvehaneye, kumarhaneye götürdüğü zaman, çünkü senin de hoşuna gidiyordu. Camiden uzak, ibadetten uzak, camiye gelmek nefsine ağır geliyordu. Onun için o büyüklerinin peşine takıldın sen de. Ondan dolayı Allahü Teala'nın huzuruna çıktığınız zaman hiç kimsenin mazereti olmayacak. Allahü Teala bizlere akıl vermiş. Allahü Teala bizlere doğruyu yanlıştan ayır edebilecek feraset vermiş. Bir sürü deliller vermiş, Kur'an-ı Kerim vermiş, hocalar vermiş değerli kardeşlerim. Dinimizi iyi öğrenin. Eğer dinimizi yaşamazsak Allahü Teala'nın bizlere vermiş olduğu, göndermiş olduğu bu Kur'an'ı araştırmazsak Rabbimizin huzuruna çıktığımız zaman hiçbir bahanemiz olmaz. Allah'ım ben şuna uydum, buna uydum, onun yolundan gittim, bunun yolundan gittim diyerek hiç kimse kendisini cehennemden kurtaramaz değerli kardeşlerim. Ve son olarak dehşet verici bir ayeti kerime diyecek ki o gün kimse Ey Rabbimiz onlara yani kimlere anneme babama beni doğru yoldan uzaklaştırdıkları için reislerime bana hakikati öğretmedikleri için öğretmenlerime ondan sonra müdürlerime başkanlarıma ondan sonra büyüklerime itaat ettiğim kim varsa beni doğru yoldan uzaklaştırdıklarından dolayı onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat diye insan Allahü Teala'nın huzuruna çıktığı zaman büyüklerini annesini babasını şikayet edecektir değerli kardeşlerim. Hiç şöyle olsun ister misiniz? Gözünüzden sakındığınız evlatlarınız, ayağına diken batsa sizin canınız yanan evlatlarınız, yemediğiniz yedirmediğiniz, yedirdiğiniz, giymediğiniz giydirdiğiniz, onlar için her fedakarlığa katlandığınız evlatlarınız, Allahü Teala'nın huzuruna çıktığınız zaman Allah'ım sizin için benim anneme babama iki kat azap ver. Onu cehennemde daha fazla yak diye şikayet etmelerini ister misiniz değerli kardeşlerim? Ne kadar acı bir durum değil mi? Öyleyse çoluk çocuğumuza İslam'ı öğretelim. Öyleyse bizi doğru yoldan uzaklaştıran kim varsa onlardan uzaklaştıralım. Bizi hakka hakikate ulaştıran bizi doğru yola ulaştıran insanlarla beraber olalım. Doğru yolu kendimize rehber edinelim. Kur'an-ı Kerim'i öğrenelim değerli kardeşlerim. Yoksa yarın Allahü Teala'nın huzuruna çıktığımız zaman eyvah demenin hiçbir kimseye faydası olmayacaktır. Dünya bizler için tek bir fırsattır. Başka bir fırsatımız olmayacaktır. Bu fırsatı iyi değerlendirelim. Allah'ın rızasını kazanmamız için, cenneti kazanmamız için bu yaşadığımız hayattan başka bir hayat bizlere verilmeyecektir. Başka bir fırsat bizlere verilmeyecektir, değerli kardeşlerim. Ayeti kerimede o kafirlerin söyledikleri gibi, keşke peygamberlere, keşke Allah'a itaat etseydik demenin hiçbir kimseye faydası olmayacaktır, değerli kardeşlerim. Ondan dolayı bu hayatımızı Kur'an ile İslam ile, salih ameller ile, cami ile, cemaat ile, namaz ile, ibadet ile geçirelim değerli kardeşlerim. Rabbim inşallah bütün hayatımızı kendi rızası doğrultusunda yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.